İyi günler arkadaşlar. Bugün size kaldırma kuvvetini anlatıyorum. Kaldırma kuvveti nedir? Sıvı içinde bırakılan cisimlere sıvı tarafından cismin ağırlık merkezine zıt yönde bir kuvvet etki eder. Buna sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti denir. Nasıl bir olaydır gelin görelim. Bakın arkadaşlar, burada bir cismimiz var. Bu cismin aşağı doğru nesi var? Bir ağırlığı var. Bakın, ağırlık merkezinden çizdim. Dikkat edin. Düzgün türdeş olduğunu kabul ettik. Şimdi bu cismin dengede kalabilmesi için sıvı tarafından bu cisme ne etki eder arkadaşlar? Bir kaldırma kuvveti etki eder. İşte bu kaldırma kuvveti cismin nesine eşittir? Ağırlığına eşittir. Peki neden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir dedik? Çünkü cisim nedir arkadaşlar? Dengededir. Eğer bir cisim dengede ise kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir deriz ve soruları biz buralardan çözeriz. Soru çözme hareket noktamız burasıdır arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, sıvı içine bir cisim bırakmış ve cisim ne konumda şu anda? Dengede. Kaldırma kuvveti aslında cisme etki eden basınç kuvvetleri farkıdır arkadaşlar. Sakın unutmayın, en önemli bilgi budur. Cisme etki eden basınç kuvvetleri farkı bize kaldırma kuvvetini verir. Diyeceksin ki hocam nasıl bulacağız basınç kuvvetini? Şöyle buluyorsunuz. Bakın, burasının taban alanı S kabul edelim. Bunu da S kabul edelim. Şimdi şuraya etki eden bir basınç kuvveti var mı arkadaşlar? Var. Bunu F2 ile tanımlayalım. Şuraya etki eden bir basınç kuvveti var mı? Var. Diyeceksin hocam yanları da etki eden yok mu? Basınç kuvveti var. Ama ne biliyoruz biz? Yanları etki eden basınç kuvvetleri nedir arkadaşlar? Birbirlerine eşit oldukları için onlar birbirini ne yaparlar? Yok ederler. O zaman ne yapıyoruz? F2'den F1'i çıkarttığımız zaman neyi buluyorduk biz? Kaldırma kuvvetini buluyorduk. Hadi gelin sıvı basınç kuvvetini yazalım. Neydi sıvı basınç kuvvetinin formülü? Sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğu, içinde bulunduğu yer çekimi, bulunduğu ortam çarpı yüzey alanı. O zaman biz buraları gelin belirleyelim. Nasıl belirleyelim? Şu yüksekliğe ne diyelim? H diyelim. Mesela 2H diyelim. Şu yükseklerde ne diyelim arkadaşlar? H diyelim. İsterseniz daha da güzel olsun. Şurası 3H olsun. Şu H olsun. Şu yükseklikte ne kadar olsun? H kadar olsun. Şimdi o zaman gelin F2'yi belirleyelim. F2. Sıvının derinliği ne kadar arkadaşlar? Şu tabana etkilenen derinlik ne kadar? 3H. Yoğunluk D. Sıvının yoğunluğu. Sonra yer çekimi. Yüzey alanı ne kadar? S. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? F1'i buluyoruz. F1'i nasıl buluyoruz? Şu noktaya etkileyen basınç kuvvetini buluyoruz. Yükseklik ne kadar? H kabul etti. H, yoğunluk D, yer çekimi G, yüzey alanı ne kadar? S. İşte ben bunları arkadaşlar birbirine çıkarttığım zaman neyi bulacağım? Kaldırma kuvvetini bulacağım. Sakın unutmayın. Hadi gelin çıkaralım. Şunları birbirinden çıkarttığımız zaman ne çıkacak arkadaşlar, görelim. 3HDGS eksi HDGS. Çıkarttığımız zaman ne gördünüz buradan? 2H DGS gibi bir ifade gördük. Bunun ne olduğunu söyledim ben size. Kaldırma kuvveti olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Söyledim. Şimdi bakın, bu formülü biraz düzeltelim. Gelin bu cismin hacmini görelim. Bu cismin hacmi nedir? Hacim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Dikkat edin. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı ne kadar bunun? S kadar. Yüksekliği ne kadar arkadaşlar? Bakın 2H kabul etmişim, 2H. Bu bilgiyi gelin burada yerine koyalım. Bakın 2H ve S'miz var. O zaman 2HS yerine ne yazarız? V yazarız. D'mizi yazdık ve G'mizi yazdık. Bakın, kaldırma kuvvetinin formülünü elde ettik. Peki diyeceksiniz ki hocam sınavda bize bu formülü çıkartacak? Kesinlikle hayır. Siz kaldırma kuvvetinin formülünü bildiğiniz an soruları çözersiniz. O zaman gelin bir kez daha düzenleyelim. Eğer kaldırma kuvveti ile ilgili bir soru gördüğümüz zaman yazacağımız hareket nedir? Şudur arkadaşlar. Batan hacim, sıvının içine batan kısmı alıyorsunuz. Buna batan hacim diyoruz. Sıvının yoğunluğunu alıyorsunuz ve bulunduğu ortam yer çekimi alıyorsunuz. Bu işlemi yaptığınız zaman neyi yakalarsınız? Kaldırma kuvvetini yakalarsınız. Ve unutmamanız gereken en önemli bilgi de nedir? Eğer bir cisim dengede ise ne yapacaktık? Kaldırma kuvveti kime eşit olmak zorundadır arkadaşlar? Ağırlığa eşit olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar, burada anlattığımız olayı bir örnekleyerek pekiştirelim. Bakın, sıvı içine bir cisim koymuşum. G ağırlıklı bir cisim koymuşum. Ve cisim şekildeki gibi nedir? Dengededir. Bize sorulan soru,
G ağırlıklı cisim sıvı içinde dengede olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru soruyor. Bilgimiz neydi? Basınç kuvveti farkı neyi veriyordu bize? Kaldırma kuvvetini veriyordu. Bakın ne yazmışık burada? F2 eksi F1 kaldırma kuvvetidir diyoruz. Doğru mu? Doğru. Güzel. FK eşittir G diyoruz. Doğru mu? Doğru. Nereden biliyoruz? Cismin ağırlığı kime eşit olacaktı arkadaşlar? Kaldırma kuvvetine eşit olacaktı. Çünkü ağırlık neye eşittir? Kaldırma eşittir. Ne zaman bu kuralı alıyorum? Dengede lafını okuduğum zaman. Bu da doğru. Süper. F2 G'ye eşittir diyor. Öyle bir şeyimiz yoktu arkadaşlar. Neydi? Çünkü mantığımız neydi bizim? Bakın yazarsak. F2 eksi F1 neye eşitti? Hocam FK'ya eşitti. FK'da G'ye eşit miydi? Evet. Demek ki F2'nin G'ye eşit olması gibi bir ifade burada ne olamaz? Yanlış olur. Yani F2 kime eşittir burada arkadaşlar? G artı F1 eşittir. Eğer böyle bir ifade yazsaydık bunu ne yapardık? Doğru derdik. Bundan dolayı cevabımız sadece 1 ve 2 olması gerekmektedir. Bakın arkadaşlar kaldırma hareketinde, kaldırma kuvveti hareketi sorularında 3 hareket vardır unutmayın. Cismin ne konumudur bu? Yüzme konumudur. Bir kısmı sıvı içinde, bir kısmı sıvı dışında ise yüzme konumu diyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Askıda kaldı diyoruz. Ne zaman askıda? Cisim sıvı içinde ortalarda bir yerde durduğu sürece tabana oturmayacak. Eğer cismin tabana oturuyorsa ne diyoruz biz buna? Batmış diyoruz. Soru çözerken bunlara dikkat ediyoruz. Peki bu soruyu gördüğümüz zaman yapacağımız olay neydi? Unutmayın. Bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Var. Hemen belirleyelim. Bu bir G'dir. Peki sıvı tarafından bunu etkilenen bir kaldırma kuvveti var mı? Var. Bu da nereye doğruydu? Yukarı doğruydu. Güzel. Peki cisim dengede mi? Dengede. Dikkat edin, iki tane kuvvet var elimde. O zaman biz buna ne deriz? FK eşittir G deriz. Süper. Diyeceksin hocam öbürüne geçelim. Geçelim. Cismin aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Var. Peki bu cismi etkilenen bir kaldırma kuvveti var mı? Var. Peki başka bir kuvvet var mı arkadaşlar? Burada hep bunlara dikkat edin. Başka bir kuvvet var mı? Yok. Diyeceksin hocam hangi kuvvetten bahsediyorsun? Birazdan göreceksin. Bu cisim dengede olduğuna göre ne diyeceksiniz bana da? FK eşittir G diyeceksiniz. Soruyu çözerken hep bu tekniği kullanıyoruz. Geldik en önemli yere. Ağırlık var mı? Var hocam. Süper. Yazalım bakalım. Cisme etkilenen kaldırma kuvveti var mı? Var. Neden? Sıvı içinde olduğu için bir kaldırma kuvveti ne yapıyor arkadaşlar? Buna etki ediyor. Peki bir kuvvet daha var mı arkadaşlar? Bir kuvvet daha var orada. Nedir hocam? Bakın cisim tabana oturmuş. Cisim tabana oturduğuna göre buradan ne var arkadaşlar? Bir tane ne var? Tepki kuvveti var arkadaşlar. İşte bunu T ile de belirlersiniz, N ile de belirlersiniz. Demek ki eğer bir cisim tabana oturmuşsa sakın FK eşittir G deme. En büyük hatanı yaparsın. Peki hocam ne diyeceğim? Diyeceğin şey bellidir. Nedir? G eşittir FK artı T diyeceksin. Veya öbür deyişle nedir bu? G FK'dan büyüktür diyeceksiniz. Çünkü karşılaştırma sorularında şurayı biz sorarız. Demek ki kaldırma kuvvetinde cismin yüzmesi, askıda kalması veya batması bizim için nedir arkadaşlar? Gayet önemlidir soru çözmelerimizde. Şimdi arkadaşlar, D yoğunluklu bir sıvı içine G ağırlıklı bir cisim bırakılıyor. Yalnız dikkat edin, bu bir taşma kabı. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Taşma kabı. Yani sıvı dikkat ederseniz taşırma noktasında. Taşırma noktası olduğu zaman taşma kabı diyoruz. Şimdi bu kaba G ağırlıklı bir cisim bıraktığınız zaman ne olur? Çok çok önemlidir. Ne dedik? Bu cisme bir kaldırma kuvveti etki eder. Kaldırma kuvveti neydi arkadaşlar? Sıvı içine batan kısmı etki eder. Kaldırma kuvveti şu batan hacmi etki eder. Peki buraya bir kaldırma kuvveti etki etti mi? Etki etti. İşte bu kaldırma kuvveti sonucu buraya bir sıvı taşar arkadaşlar. Yani buraya taşan sıvı kaldırma kuvveti kadardır. Sakın sakın unutmayın. Peki diyeceksin ki hocam bu cismin ben dengede olduğunu gördüm. Doğru. Dengede olduğu zaman hocam ben buraya FK eşittir G yazma hakkım var mı? Sonuna kadar var. Hocam o zaman sen buraya FK yazdığına göre ben buraya G'ye de yazabilir miyim? Yazabilirsin. O zaman bir kural çıktı. Ne çıktı kural? Taşma kabına bir G ağırlıklı cisim bıraktığımız zaman cismin ağırlığı kadar sıvı taşar. Doğru mu? Doğru. Bu da kaldırma kuvveti midir? Evet. Şu kelimelere dikkat ettiğin sürece ne? Sorun olmaz. Bir soru daha sorarlar.
Kapta bir ağırlaşma meydana gelir mi? Gelmez. Neden gelmez? Çünkü kabın içine G kadar ağırlık girdi, G kadar sıvı da dışarı taştı. Bu kapta ağırlaşma olmaz arkadaşlar. Ağırlaşma olmaz. Bu da bizim karşımıza çıkabilecek bir sorudur. Bu bilgiyi unutmayın. Bu birinci bilgi. Bunu tutalım kayıtlarımızda. Bakın arkadaşlar, D yoğunluklu bir sıvı içine G ağırlıklı bir cismi bıraktım serbest ve cisim ne yaptı? Askı konumuna geçti. Askıda. Çok güzel. Bize sorulan soru neler? İşte bu taşma kabındaki sıvının ağırlığını sorar, kapta ağırlaşma olur mu olmaz mı onları sorar. Ne yapacaksınız? Bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Var. Bunu etkilen bir kaldırma kuvveti var mı? Var. Kural neydi? Kural neydi? Cisme etkeden kaldırma kuvveti kadar sıvı taşlar. Çünkü taşma kabı. O zaman buraya bir sıvı taştı mı arkadaşlar? Taştı. Buradaki sıvının ağırlığı nedir? Cismin ağırlığıdır. Aynı zamanda ben bunu FK diyebilir miyim? Diyebiliriz hocam. Kapta bir ağırlaşma var mı? Ağırlaşma var mı? Yok. Neden? G kadar girdi, G kadar sıvı dışarı çıktı. Bütün tekniğimiz bu. Şimdi şunu merak edebilirsiniz. Hocam, bu cismin askıda kalıp kalmamasını ne belirliyor derseniz, kuraldır bu. Bıraktığınız cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşitse cisim askıda kalır. Neymiş? Unutmayın, cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşitse. O zaman ben bu cismin yoğunluğu hakkında bilgi verebilir miyim? Verebilirim. Nedir bu cismin yoğunluğu? D kadardır. Peki diyeceksin ki hocam biraz önce yüzme konumundaydı. Ne diyeceksiniz? Eğer cisim yüzüyorsa cismin yoğunluğu nedir arkadaşlar? Sıvının yoğunluğundan ne olmak zorundadır? Küçük olmak zorundadır. Burada ne dedik arkadaşlar? Cismin yoğunluğu ne olmak zorunda? Sıvının yoğunluğuna eşit olduğu zaman cisim sıvı içinde askıda kalır. Ağırlığı kadar sıvıyı ne yapar? Dışarı atar. Ama ne zaman? Taşırma kabıysa. Bir şekil daha var arkadaşlar. Üç seçeneklidir bu soru. Bakın, bir sıvı içine bir G ağırlıklı cismi bırakmışım. Ne yapmış arkadaşlar taşma kabında? Tabana oturmuş. Hemen cismin yoğunluğu hakkında bilgi verin. Nedir kuralımızı unutmayın. Eğer bir cisim sıvının tabanına iniyorsa, kabın tabanına iniyorsa cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan nedir arkadaşlar? Büyüktür. Sakın unutmayın. Güzel. Şimdi cisim tabana oturduğu için ne vardı? Tabandan bir tepki kuvveti vardı, unutmayın. Bundan dolayı, yani biz burada ne yapamıyorduk? FK eşittir G ne yapamıyoruz arkadaşlar? Diyemiyorduk. O zaman bundan dolayı dışarı şu kaba taşan sıvının ağırlığı kesinlikle G'den nedir arkadaşlar? Azdır. Yani bir cisim tabana oturuyorsa ağırlığı kadar sıvı taşırmaz. Peki kapta bir ağırlaşma olur mu? Kapta ağırlaşma olur arkadaşlar. Neden? Çünkü buraya G'ye kadar girdi. G'den daha az sıvı çıktı. Kapta bir ağırlaşma var mıdır? Vardır arkadaşlar. Mantığına dikkat edelim. Peki hocam, taşan sıvı kaldırma kuvveti nedir? Taşan sıvı yine kaldırma kuvveti kadardır arkadaşlar, unutmayın. Ama ağırlık nedir? G'den azdır. Sorularda neye dikkat edeceksiniz? Taşma kabı mı değil mi? Onlara dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamayız. Soru çözümlerinde zaten bu tekniği bol bol göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, bu soruda sıvı içine 3 tane cisim bırakılıyor. K cismi, L cismi ve M cismi bırakılıyor. Bize yoğunluklar hakkında bilgi soruluyor. Sıvının yoğunluğu da D olsun. Şimdi arkadaşlar, neyi biliyoruz? K yüzme konumunda. K yüzme konumunda olduğuna göre nedir? K'nın yoğunluğu, böyle açık açık yazayım. K'nın yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür. Güzel. L sıvı içinde askıda. Bu ne demekti? Demek ki L'nin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir. Güzel. M nerede arkadaşlar, görüyorsunuz? Yine sıvının içinde. O zaman M'nin yoğunluğu da sıvının yoğunluğu nedir arkadaşlar? Eşittir. Diyeceksin hocam bu biraz daha aşağı inmiş. Hiç önemli değil. Bu demek ki biraz daha yukarıdan bırakılmıştır. Bu da ince bir sorudur. O zaman büyüklük küçüklük ilişkisi kurarsak ne deriz? L ile M birbirine eşittir. K bunlardan nedir arkadaşlar? Küçüktür. Bu kadar. Bakın, ayrıca şunu da söylüyorum. Şekiller önemli değildir. Bu daire olmuş, küre olmuş, üçgen olmuş, piramit olmuş bizi bağlamaz. Önemli olan nedir? Sıvı içindeki yerleri bizi belirler arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bir sıvı içine KLM cisimlerini,
katı kaleme cisimleri serbest bırakmışım, bu şekilde denge geçmiş. Öz kütleler arasındaki ilişki nedir diye bize soruluyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar sakın sakın M çok batmıştır, bunun işte kaldırması büyüktür falan filan diye sakın girmeyin. Hocam ne yapacağız? Şimdi elimizde ne var arkadaşlar? Çok özel bir formül vardı. Neydi? Kaldırma kuvveti neye eşitti? Ağırlaştır. Ne zaman? Cisim dengede ise. Gelin şunu uygulayalım. Şu K cismine bir kaldırma ve ağırlık uygulayalım. Başlıyoruz. Batan hacim ne kadar? V kadar hocam. Güzel. Kaldırmanın formülü biliyoruz değil mi? Neydi? Batan hacim çarpı sıvının yoğunluğu çarpı yer çekimi. Bakın kaldırmaya yazdım. Ağırlığı yazalım. Ağırlık nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Bir cismin ağırlığı nasıl yazılıyordu? Cismin yoğunluğu çarpı cismin nesiydi? Hacmiydi arkadaşlar. Yer çekimi de alalım. Güzel. Hadi başlayalım. Cismin yoğunluğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. DK. Güzel. Cismin hacmi. Cismin bütün hacmini alıyorsun. Ne kadar? Bu V ise bu da V2V. Çarpı yer çekimi. Buradan işlemleri yaparsak arkadaşlar G'ler gitti. V'ler, D'ler, V'ler sadeleşti. Burada D'miz var, bir tane dikkat edin. DK'nın D bölü 2 olduğunu yakaladık. Güzel. Şimdi bu K cismi için bulduğumuz bir ifade. Gelin L cismi için de bulalım. Şimdi L cismi de dengede mi arkadaşlar? Dengede hocam. FK eşittir G. Yazalım. VV diyelim bunlara batan hacim. Batan hacim ne kadar? Hocam 2V. Sıvının yoğunluğu D, yer çekimi G. Ağırlığı yazalım. Ağırlık nasıl yazılıyordu? Cismin yoğunluğu, cismin bütün hacmine kadar 4V ve yer çekimi. Yer çekimleri gitti. V'ler sadeleşmeye girdi. Burada 2 kaldı. Buradan da DL'nin ne olduğunu gördük arkadaşlar. D bölü 2 olduğunu gördük. Bakın K ile L'nin eşit olduğunu yakaladık. M'yi yapmayacağız. Neden? Çünkü biz bunları daha kısa yolda yapmak istiyoruz. Hocam nedir kısa yol? Eğer bir cisim sıvı içine yarı yarıya giriyorsa bunların hepsinin öz kütlesi eşittir. Başka deyişle bir cisim sıvı içine yarı yarıya giriyorsa yoğunluğu sıvının yoğunluğunun yarısıdır. Bak bu yarı yarıya mı girmiş? Nasıl biliyoruz yarı yarıya girdiğini? Batan 1, bütün hacim 2. Batan 2, bütün hacim 4. Batan 3, bütün hacim 6. Bunların hepsinin aynı olduğunu gördük mü? Gördük. Demek ki bunlar yarı yarıya girmişler. Bundan dolayı bunların üçünün de yoğunluğu nedir arkadaşlar? D bölü 2'dir. O zaman cevabımız nedir? DK eşittir, DL eşittir, DM'dir. Uzun işlem yapmamıza gerek yok. Sadece öz kütleyi nasıl bulduğumu size göstermek istedim. Oranlara bakarak da yapabiliyorsunuz. Bu oran ne kadar fazlaysa yoğunluğun o kadar fazla olduğunu biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Yakalabiliyoruz. Diyeceksin hocam bir tane yapalım. Bakın D yoğunluklu sıvı içine KLM cisimleri şekildeki gibi bırakılmış ve dengedeler. Ne soruyor bize? DK, DL ve DM arasındaki ilişkiyi soruyor. Önce gelin hemen en kısa yoldan bunu çözelim, sonra birkaç tane uzun işlem yapalım. K'nın batma oranı nedir arkadaşlar? 1'e 2, süper. Bunun batma oranı nedir arkadaşlar? Batan hacim kaç? 2 hocam. Bütün hacim kaç? 3. Güzel. Bu pratik yol arkadaşlar. Bunun batma oranı ne? 1'e. Bütün hacim kaç? 3. Peki hocam bunların öz kütlesi kısa yoldan nasıl buluyorsun? Şöyle buluyorum. Bu batma oranı D ile çarpıyorum. Yani bunun yoğunluğu D bölü 2 çıkacak. Bunun yoğunluğu 2 D bölü 3 çıkacak. Bunun yoğunluğu hocam ne çıkacak? D bölü 3 çıkacak. Hemen büyüklük küçüklük ilişki kurarsak ne çıkar arkadaşlar? DL sonra ne geliyor? DK sonra ne geliyor arkadaşlar? DM. 5 saniyede bu soruyu çözüp ne yapabiliriz? İşaretleriz. Peki diyeceksin ki hocam uzun yoldan yapalım görelim. Mesela M cismini bir deneyelim. Ne yapıyorduk M cisminde? Batan hacim çarpı, biliyorsunuz kaldırma kuvveti yazacağız ya, batan hacim çarpı yoğunluk çarpı yer çekimi. Batan hacim ne kadar? V. Güzel. Sıvının yoğunluğu ne kadar? D. Yer çekimi ne kadar? G. Ne yaptık? Kaldırma yazdık. Eşittir. Buraya ne yazıyordum? Ağırlık yazıyordum. Ağırlık nasıl bulunuyordu? Cismin bütün hacmi çarpı cismin yoğunluğu çarpı G. G'ler gitti. V'lerden bir tane gitti. Buradan da M'nin D bölü 3 olduğunu gördük. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Cevabı çıkarttık. Uzun yoldan da yapabiliriz, kısa yoldan da yapabiliriz ama kısa yolu bilmek her zaman bizim işimize gelecektir arkadaşlar.